Merhabalar, ben Sevda İsteyin. Her hafta olduğu gibi bu hafta yeni bir video ile karşınıza geldim. Bu haftaki konumuz evliliklerdeki iletişimsizliğin 3 nedeni. Bu 3 maddeyi size sayacağım ve büyük ihtimalle evli çiftler ya da uzun süredir birlikte olan partnerler kendilerinden bir şey bulacak ve hatta bunun üzerine giderek ilişkilerine bir fayda sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Aynı evde yaşayan partnerlerin artık birbirlerine uzaklaştıkları, yabancılaştıkları ve hatta iletişim yoksunluğu sebebiyle bir otelci kıvamında orayı kullanan çiftler görüyoruz. Ve bu oldukça can sıkıcı. Çünkü iletişim olmadan birbirini besleyen bir ilişki yapısını gerçekleştirmek ve geliştirmek mümkün değil. İletişimi bitiren en temel neden eşlerin o iletişimden bir yarar sağlamamaları. Bu neden önemli? Çünkü bizler yetişkin öğrenme, androgoji dediğimiz bir kavram vardır ve yetişkin öğrenmede önemli olan bir alt bilgi var. Burada eğer biz bir ödül elde etmiyorsak, bir çıkarımız yoksa o öğrenmeyle ilgili motivasyonumuz düşüyor. Daha sade bir söylemle eğer o iletişimdeki o eylem bize bir fayda, bir ödül getirmiyorsa onu gerçekleştirmekle ilgili motivasyonumuz düşüyor. Bir ilişki içerisinde, bir tartışma esnasında öfkelenen, yükselen, kavga çıkartan, her tartışmanın kavgaya dönüştüğü, verim almadan tansiyonların yükseldiği, anlaşılmanın olmadığı bu iletişim yapılarında artık eşler burada beni anlayan biri yok. Burada artık ben anlaşılmıyorum. Bunu yapmaya gerek yok şeklinde bakmaya başlıyorlar. Giderek iletişim kurmanın gereksiz olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Özellikle bunu erkeklerden alıyorum. Erkekler eşleriyle ilgili anlaşılma inançlarını yitiriyorlar. O zaten beni anlamaz ki. O asla değişmez. Ne olur ben onu anlatamam. Yok. O anlamaz. Sürekli böyle bir yaklaşım var. Neden? Çünkü her tartışmada sürekli bir yükselme ve o çok fazla konuşma seremonisine girildiği zaman eşler artık o iletişimden uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü neden? Ödül yok. Ve çok fazla monolog gidiyor konuşmalar bu tartışma esnasında. Yani bir tanesi alıyorsa zeline sonuna kadar gidiyor. Ya yani senin solo performansın muhakkak güzel. Ancak bir fırsat ver, karşısı da meramını sunsun. Çok kritik ve çok önemli. Sadece senin konuşman, sadece senin derdini anlatman, sadece senin problemlerinden bahsetmen değil konu. Lütfen şu solo performansını bir kenara bırak. Karşındakine de fırsat ver ki o da seninle ilgili beni anlayabilir. Söylediklerim gerçekten bir mesaj verebilir. Bir şeyler düzeltilebilir anlayışı oluşsun. Yani solo performanstansa düet her zaman iletişimde çok daha sağlıklıdır. Eğer bir yetişkinle evliysek ve konuşuyorsak ki böyle, ona nasıl iletişimde bir ödül, yani bir anlayış sunabileceğimizin de farkında olmamız çok önemli. Günün sonunda yüksek tartışmanın olduğu yerde bulunmanın ya da öyle bir ortam açmanın, ona fırsat vermenin bir faydası yok. Yani düşünün, bir yemek masasında bir probleminizle ilgili konuşacaksınız. Aman ya, bunu açsam ne olur şimdi? Bir söyle, bina işit diye düşünen bir eşinizin olduğunu düşünün. Yani sizden çekiniyor. Sizinle konuşmaktan çekiniyor. Çünkü o tartışmaya dönecek. Şöyle bakın arkadaşlar, ateş edilen yere gitmezsiniz üzerinize kurşunlar yağarken, oradan kaçarsınız. Birazcık da sakinlik, sükût ve anlayışla karşı tarafı dinlemek ve ona fırsat vermek çok önemli. İkinci önemli neden, beklentilerimiz oluşuyor ve iletişimdeki en büyük karşılıksız beklenti uzlaşmadır. Eşler her tartışmanın sonunda bir uzlaşma beklerler ve bu uzlaşma da yani birinin istediğine daha yakın olmayı gerektirir. Bir konuda uzlaşmanız gerekiyorsa şurada uzlaşın. Her tartışma bir uzlaşma getirmez. Burada uzlaşabilirsiniz. Çünkü birbirimizin fikirlerini kabul etmek zorunda değiliz. Birbirimizin doğrularını kabul etmek zorunda değiliz. Her tartışmada bir haklı olmak ya da haksız olmak zorunda değil. Bir şeyler sadece konuşulup, konuşulduğu şekilde anlaşılıp, sağduyuyla yaklaşarak ve karşı tarafa değer verdiğini göstererek, onunla ilgili imtina ederek biraz daha zamana bırakmak çok daha yapıcı olacak. Ama bir uzlaşma peşinde, hani benim dediğim, benim söylediğim, hani bir şekilde anlattım ben bunu, niye yaptın gibi ısrarla baskı kurarak bir şeylerde benim dediğimin olması için çabalarsam o iletişim hiçbir sonuç getirmeyecek. Eşler arasında şunu çok fazla görürsünüz. Bir tartışma olur ve genellikle erkek olan taraf anladım der. Anladım, tamam, bir daha yapmayacağım. Tamam, bir daha yapmayacağım. Bu bir daha olmayacak. Tamam.
Bu ne demektir biliyor musunuz? Ya ben tartışmak istemiyorum, çok yorgunum. Çekil bir başımdan. Yani bunu birine yapıp eziyet etmektense şu çok daha güzel bir seçenektir. Burada uzlaşmaya gerek yok. Ben sana kendimi anlattım. Ben sana duygularımı anlattım. Hissettirdiğini anlattım. Ve beni anlayabileceğini düşünüyorum. Eşin de anlamaya çalışır bu arada. Eşin de seni anlamaya çalıştığı noktada gerçekten bir uzlaşma gelişebilir demektir bu. Çünkü aslında eşler bizi anlamadıkları için o iletişim yapısında uzlaşma yoluna gidiyorlar. Çünkü anlamıyorlar. Ve anlamadıkları için ve anlamaya da eğilim göstermedikleri için tamam, bir daha yapmayacağım diyorlar ama çok yakın zamanda aynı olayda aynı tepkiyle aynı yaklaşımla karşılaşıyoruz. Buradaki baskıyı lütfen çekelim. Beklenti üzerinde kurduğumuz baskıyı. Eğer bir iletişim istiyorsak alan vermek çok önemli. Özellikle evli çiftlerde, uzun soluklu ilişki yapılarında. Beni anlaman, benimle uzlaşmandan çok daha önemli. Beni onaylaman ve benim sana bir şeyleri kabul ettirmeye çalışmamdansa senin beni anlaman ve bunun için dikkatli olman benim için çok daha kıymetli. Dolayısıyla buna dikkat etmekte çok fayda var. Uzlaşma dediğimiz şey derin bir anlayış ve kalpten kabulle gerçekleşir. Eğer böyle bir alan yoksa, böyle bir ortam yoksa zaten uzlaşmanın manası da yoktur. Dediğim gibi o kısa vadeli çözüm için yapılmıştır. Hani hemen bu toplansın ve bitsin. Hani bu konu tartışmayalım, uzamasın. Hani kapansın, bir daha yaşamayalım. Bunun sonucunda da zaten eğer sürekli o iletişim içerisinde aynı hataların yapıldığını görüyorsanız bilin ki partnerinize bir baskı uyguluyorsunuz ve bir beklentiniz var. O da onu karşılamıyor. Sadece konu hızlı şekilde kısa vadede çözülsün diye küçük çaplı bir çözüm önerisi sunmuş oluyor. Dolayısıyla bu da çok sağlıksız bir iletişim yapısı. Üçüncüsü bence en kritik olanlardan bir tanesi ve bunu insanoğlu yapıyor. Hepimiz yapıyoruz bunu. Zihin okuma. Biz hepimiz zihin okuyoruz. Neden? Karşımızdakini kendimiz ondan daha iyi tanıdığımıza dair bir inancımız var. Yani ben senin ciğerini bilirim deyimini bilirsiniz zaten. Yani onun ciğerini bilmek demek, onun her şeyini bilmek ve ondan daha iyi bilmeyi getirir. Hiç kimse karşısındaki insanı ondan daha iyi bilemez. Bireysel gerçekle asıl var olan gerçeği karıştırmak demektir bu. Ben eğer akıl okuyorsam bu benim bireysel gerçeğimdir. Çünkü ben ne düşünüyorsam, benim öyküm neyse ben ona göre algılarım. Ona göre duygu geliştiririm, ona göre yargılarım. Ama gerçek olan kişide saklıdır. Ve buna fırsat vermeyip onu yıllardır ya da çok iyi tanıdığını düşünüp iddia edip zihnin okuyup bunu gerçek kabul etmek çok paradoksaldır ve gerçek dışıdır. Hani buna olasılık diyebiliriz ama gerçek diyemeyiz. Partnerler bunu çok fazla yapıyorlar. Mesela işte eş yatağa geç geliyor diyelim. Yani sürekli geç uyuyor. Aslına baktığın zaman biraz kafasını boşaltmak istiyor. O anda televizyon izlemek istiyor. Birazcık daha kendisiyle vakit geçirmek istiyor ama zihin okuyan eş şunu düşünüyor. Benimle cinsel münasebete girmek istemediği için sürekli yatağa geç geliyor ve benim uyumamı bekliyor. Şimdi baktığınız zaman hepimiz böyle düşünürüz. Bu bir gerçek. Evet, bunun böyle olduğunu düşünürüz. Burada bir sıkıntı yok. Ama şu var. Bu bireysel gerçeğimiz. Gerçek değil. Gerçek onda saklı. O yüzden bunun tamamen gerçek olduğunu iddia edemeyiz. Konuşabilirsek işte o zaman biz bu akıl okumaya geçmiş olacağız. Akıl okuma meselesinde eşinle ilgili bir konuyu algılayıp onu yorumlama biçimin senin için aslında bir bireysel gerçek. Sen bundan tamamen %100 gerçek olarak baktığın anda zaten o iletişim yapısındaki dengeyi bozmuş oluyorsun. Bireysel gerçekliği tamamen salt gerçek sanmak bir illüzyondur ve bizler o ilişki yapısı içerisinde böyle bir illüzyonla hayatı idame etmek ve o iletişim yapısını kurgulamakta aslında çok sağlıklı bir şey yapmıyoruz. Çünkü birini ondan daha iyi tanıdığını iddia etmek, onun hakkındaki varsayımlar, yorumlar, olasılıklarla ilgili geliştirebileceğiniz kocaman bir öyküyü içerir. İletişimde özellikle bilgi eksikliğinde buna başvurulur. Mesela duyuyoruz yani eşim çok içine kapanıktır, eşim söylemez, eşim suskundur ya da eşim konuşmaz vesaire gibi. Bütün bu süreçler olduğu zaman da akıl okuma hakkımız varmış gibi ya da hissettiğini sanki biz çok daha iyi biliyormuşuz gibi bir fikire kapılırız. Ancak bu doğru değildir. İki tür zihin okuma vardır. Birisi eşinin niyetini bildiğini varsayarsın. İkincisi de eşinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini bildiğini varsayarsın. Ancak aslında bu bildiğini sandığındır. Gerçek olan o değildir. Ve iletişim yoksunluğu sebebiyle de maalesef
sen zihin okumalarla o ilişkiyi yönetmeye çalışırsın. Bilgi boşluklarını tahminlerle doldurmaya gerek yoktur. Çünkü tahminlerle doldurduğumuz her iletişim bizim öykümüzü içerir. Çünkü gerçek anlam ve mana değildir o karşı tarafla aramızdaki ilişki. Tamamen benden yansıyandır ve bunun ilişkiye faydası yoktur. Hani bir küçük 6-9 meselesi gibi bakabilirsiniz. Sizin tarafınızdan 6, onun tarafından 9. Birazcık da karşı tarafı konuşmaya, konuşturmaya ve onu o ilişki içerisinde, o iletişim içerisinde dinlemeye zaman ayırmak lazım. Burada da bir eksiğimiz var. Eşin neden sana anlatmıyor? Sadece onun kişilik karakter özelliği mi? Aslında onun hayatta paylaşabileceği en yakın kişi sensin. Ama sen onun zihnini okuyorsun. Ama sen ona sormuyorsun. Önemli olan burada senin onun zihnini okuyarak bir yargıya varman ve varsayımlar üzerinden gitmen değil, onu konuşturarak, onun duygusunu alarak ona yardımcı olmaya çalışman olacak. Zihin okuma kişinin kendi öyküsünü ve kendisini yansıtır. Dolayısıyla bu yaklaşım iletişim için çok zehirlidir. Buna da gerek yok. Anladığımızı sandığımız, söylenmeyeni işittiğimiz her nokta iletişimi kesinlikle kapatır ve maalesef o ilişki yapısında olumsuz etkiler bırakır. 3 madde saydım. Bu 3 madde çok kritik olanlardı. Çünkü evli çiftlerde ve uzun süreli partnerlerde bunu çok sık görüyorum. Lütfen sadece biz varmışız o ilişki yapısında gibi yaklaşmayalım. Partnerimiz, en sevdiğimiz, en değerlimiz de var ve onun için de bir şeyler yapmalıyız. Aksi bir durum varsa zaten bir ilişki yoktur. Ama ben ilişkideki, evlilikteki iletişimden bahsediyorum ve bu video sizin için. Umarım faydasını görürsünüz. Ben anlatırken gerçeklere bakmaya ve net olmaya özen gösteriyorum. Siz de kendinize bir bakıp şapkayı bir önünüze koyarsanız umarım sizin için de faydası olacaktır. Çok teşekkür ediyorum beni dinleyip vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere.